Görelim Öğrenelim kanalından herkese selamlar, saygılar. Bugün yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda tere ekeceğiz. Toprağımızı bellemeye devam ediyoruz. Toprağımızı hazırladık. Yerimizi belledik. Yüzünü tırmıkla düzelttik. Şimdi bu düzenlediğimiz yere tere tohumlarını ekeceğiz. Evet, şu gördüğünüz tere tohumu. Tere tohumu. Şimdi tere tohumunu saçıyorum. Şimdi tırmık alıyorum. Tırmıkla üzerini şöyle karıştırarak tohumun toprağa karışmasını sağlıyorum. Tere tohumlarımızı toprağa karıştırdık tamamen. Artık çimlenmesini bekleyeceğiz. Bunun üzerine bir miktar da hayvan gübresi koyacağım. Şu gördüğünüz tülü neden çektiğimi geçen anlatmıştım. Kedilerden korunmak için, kedilerin ekmiş olduğum yeşilliklerin üzerinden geçmesini istemiyorum. Gerek yeşil soğan, gerek tere, gerek kıvışkan, gerekse diğer yeşillikler, maydanoz vesaire, kedilerden korumak için buraya da aynen bunun devamına da tül çekeceğim. Kedilerin geçmemesi için. Değerli izleyiciler, şimdi üzerine hayvan gübresi saçıyorum. Bu hayvan gübresi küçükbaş hayvan keçi gübresi. Keçi gübresi tere gibi, maydanoz gibi yeşillikler için çok uygun, çok yarayışlı. Şu kedi koruma amaçlı çekmiş olduğumuz tül işimizi biraz zorlaştırıyor ama ne yapalım? Yeterince gübreledik. Böyle hafifçe sulayarak gübrenin toprakla daha iyi buluşmasını, rüzgar ve benzeri etmenlerle buralardan, topraklardan uzaklaşmasını önlemek amacıyla suluyoruz. Sulandığı zaman toprakla iyi bir birliktelik, senkronize olma gibi bir durum oluşturuyorlar ve topraktaki bitkimizi, yeşillik olarak buraya ekmiş olduğumuz teremizi besliyor. Tere tohumlarımız da çimlendi, büyüyorlar. Değerli izleyicilerim, bunlar da terelerimiz, ekmiş olduğumuz tereler. 18 gün oldu. Evet, ekmiş olduğumuz tereler günden güne büyüyorlar. Bir ay olmadı. Yani 23 gün falan diyelim. Evet,
Teremiz büyümeye devam ediyor. Ekeli 40 gün oldu. Bu süre zarfında havaların da biraz soğuk gitmesiyle büyüme gerçekleşmedi. Bu kadar büyüdüler. Ama şimdiden sonra havaların ısınmasıyla daha hızlı büyüyeceklerini düşünüyorum. Teremizi toprağa ekeli 55 gün oldu. Bu süreci birlikte deneyimledik. Şu an artık son videomu çekiyorum. Bu teremiz artık yenilecek seviyeye çoktan ulaştı. Artık koparıp öyle yıkayıp soframızda gönül rahatlığı ile yiyebiliriz. Hiçbir şekilde zirai ilaç, zirai gübre, daha doğrusu kimyasal gübre, kimyasal ilaç kullanmadım. Buna çok dikkat ettim. Fakat tohum biraz sık olmuş. Sık oluşundan dolayı bazı yerler pek iyi gelişemediler. Onun için izleyicilerimden tere ekmek isteyenler, lütfen tere tohumunun içerisine tohum hacminin 5 katı kadar ince kum koysunlar ve tohumu saçarken böyle saçsınlar. Yani tohumla ince kumu iyice karıştırsınlar ve saçarken tohumu öylece saçsınlar ki tohum sık düşmesin toprağa ve nispeten seyrek olan tere daha iyi gelişecek ve arası da hem güneş ışığı görme hem de havalanma açısından avantajlı durumda olacağı için de iyi gelişecek. Hastalık ve mantari durumların görülme ihtimali de çok daha düşük olacaktır. Evet, değerli izleyicilerim, tere ekme serüvenimiz de burada sona erdi. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Hoşça kalın.